dizileri ve Türk dizileri arasında öyle benzerlikler var ki çok şaşıracaksınız. Hint dizilerinin çok fazla hayran kitlesi var. Türk dizileri kadar revaçta. Yoksa Türk dizilerine bizim kültürümüze az çok benzediği için mi bu kadar dikkatimizi çekiyor? Hint dizisi izleyicileri çok fazla diyalog sevmiyor. Bunda hemfikiriz. Oyuncular bol bol gözyaşı döküyor. Kadının acı çekmesi dizilerin başlıca temalarından biri. Acı mutlaka diziyi izleyiciye bağlayan bir faktör. Mutlaka kötüler, iyiler var ve bu ayrım çok keskin bir şekilde belirtiliyor. İyiler hep çok iyi, kötüler çok kötü. İyilik, güzellik mutlaka başına bir iş geldikten sonra ulaşılan bir duygu. Örnek vermek gerekirse, İkimizin Yerine dizisinde çocuk gelin olan Anandi, evleneceği için çok üzülmüş, çok ağlamış, gelin gittiği evde de yeri geldiğinde aşağılanmıştı. Sürekli gözyaşı döken Anandi, izleyicileri kendisine oldukça bağlamıştı. Peki Türk dizisinde böyle bir sahneye şahit olduk mu? Tabii ki olduk. Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelini hatırlıyor musunuz? Orada da küçük bir kızın evlendirilişine şahit olmuştuk. Orada da bolca gözyaşı ve dram vardı. 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisinde aynı şekildeydi. Böylece genç yaşta evlenmenin yol açtığı tüm sorunlar dile getirilmişti. Hintliler dizi çekme konusunda bizi biraz aşmış tabii. Yeni bölümler bazen bir gün önceden çekilip montajlanıp kanala teslim ediliyor. Dizilerin yayın süresi ortalama 22 dakika ama biz birleştirip yayınladığımız için bir saat aşıyor. Olsun, Hint dizileri de Türk dizileri de uzun saatleri seviyor. Bu arada tüm Hint dizileri tarihinde bir tık öpüşme sahnesi yer almış. 2012'de yayınlanan O Kadar Güzel Görünüyor Ki adlı dizinin başrol oyuncuları öpüşünce ülkede olay çıkmış. Türk dizilerinde eskiden bu öpüşme sahnelerini sıkça görüyorduk fakat şimdilerde kesilen sahnelerden dolayı bizde de aynı şekilde olmak durumunda kaldı. Dizide sıkça uzun uzun bakışmalar görüyoruz. Türk dizileriyle öyle benziyor ki. Bizde de çoğu dizide iki aşık birbirine uzun uzun bakar. Hint dizilerindeki erkeklerle Türk dizilerindeki erkekler de korumacı tavrıyla, esas oğlanın herkes tarafından sevilmesiyle birbirine çok benziyor. Kadınlarsa iki ülkenin dizilerinde de daha çok benzerlik gösteriyor. Kadınlar hep sahiplenici ve evine, yuvasına sadık. Ağlatan taraf hep erkekler oluyor. Buna da sıkça şahit oluyoruz. Ayrıca esas erkekler Hindistan'da da Türkiye'de de dizilerde genelde fakir ve mağrur olan kızdan hoşlanıyor. Önce birbirinden nefret eden aşıklar her iki dizide de var. Önce nefret ediyorlar, sonra uzun uzun bakışmalar sonucunda aşık oluyorlar. Kızlarımız genelde hep makyajla yatıp kalkıyor. Sadece Hint dizilerinde değil inanın, Türk dizilerinde de bu böyle. Uyandıklarında ve uyurken hep bakımlılar. Ayrıca birbirine aşık olan kişilerin ailelerinde mutlaka bu aşka karşı olan kişiler çıkıyor. Bu her iki ülkedeki dizide de aynı. Hep cadaloz kaynanalar var. Nedense erkek ve kız babaları değil, anneleri bunu yapıyor. Her iki dizide de kaçırılma olayı sıklıkla oluyor. Esas kızın başına mutlaka bir şey geliyor. Ve erkek onu ne pahasına olursa olsun kurtarıyor. Bir de mutlaka esas kızımız bir partide ya da bir törende olduğundan daha güzel görünür ve erkek ona baka kalır. Bunu Türk dizilerinde de Hint dizilerinde de sıkça görüyoruz. Erkeğin kızı fark ettiği o sahneler kaçınılmaz. Gördüğünüz gibi Hint dizileriyle Türk dizileri arasındaki çok fazla benzerliğe şahit oldunuz. En azından senaryolarında. Sizin aklınıza gelen benzerlikler varsa yorum olarak yazabilirsiniz.